Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size lezzetine doyulmayacak, evde kolayca kendinizin yapabileceğiniz bir tantuni tarifim var. Arkadaşlar, bu tarife geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bildirimlerden anında haberdar olmanız için de zil seslerinizi açın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tarifimiz gerçekten çok basit ve kolay. Herkesin evde yapabileceği bir tarif. Evet arkadaşlar, gerçekten lezzetine doyacaksınız. Tantuni'nin lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçiyoruz. 1 kilogram tavuğumuz, 6 orta boy domatesimiz, 4 tane yeşil biberimiz, 1 su bardağı sıvı yağ ve baharatlarımız. Malzemesi gördüğünüz gibi çok az arkadaşlar. Herkes kolaylıkla ve rahatlıkla evde yapabileceği bir tarif. Tavuklarımızı küçük küçük doğrayıp yukarı tavamıza alıyoruz ve suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman gerçekten tavuğun bütün lezzeti içinde kalıyor ve tavuğun lezzetine doyuyor. Haşlayan kişiler de var, onu da tadına baktım, ben onu da yedim ama gerçekten bunun lezzeti bir başka arkadaşlar. Bu haşlanmıyor, direkt tavada kendi suyunda kaldığı için, bütün su içinde kaldığı için gerçekten lezzeti bir başka oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş suyunu çekmesini bekliyoruz ve suyunu çektikten sonra bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağımızı da kavurduğumuz zaman o lezzet, o şey gitgide pat pat artıyor arkadaşlar. Daha sonra üzerine doğradığımız yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Yeşil biberlerimiz de içinde biraz soğuduktan sonra üzerine sarımsaklarımızı ekliyoruz ve daha sonra da domateslerimizi ekliyoruz. Ekleyip kapağını kapatıp güzelce birbirini bulmasını bekliyoruz. Ve evet, bu şekilde birbirini bulduktan sonra daha sonra baharatlarını ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an tantunimiz hazır. Hazır, çok güzel bir görünüşü de var. Çok tadı da süper. Kendiniz yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Gerçekten lezzeti bir başka, yani bu lezzeti yapın derim, bir kendiniz tadına bakın. Bu lezzet inan ki dışarıda yok, belki dışarıdan da çoğu kişi yemiştir. O yüzden bunun lezzeti bir başka. Evet arkadaşlar, şimdi bazlamalarını yapmaya geçiyoruz. İsterseniz dışarıdan hazır lavaş da alabilirsiniz. Ben hem dışarıdan da getirdim size göstermek için, hem evde de yaptım. Evet arkadaşlar, sadece un, su ve tuz, hamurumuzu yoğuruyoruz. 3 su bardağı un ekledim. Herkes kendi kişi sayısına göre yapabilir arkadaşlar. Ölçüsü yok bunun yani. Bu ölçüde de yapabilirsiniz. Bu ölçüde 7 tane çıktı arkadaşlar. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Kendi sayınıza göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bazlamamızı yapıp tavamızı alıyoruz ve bazlama bana bir sürpriz yaptı. Balon gibi kabardı. İçinde maya olmamasına rağmen çok güzel bir şekilde kabardı. Evet arkadaşlar, çok güzel gerçekten. Hamurun iyice dinlenmesi ve onun bir de pişirme tekniği var. O şekilde pişirdiğiniz zaman gerçekten çok güzel kabarıyor. Mayalı olmasına bile gerek yok. Evet, bazlamalarımızı güzel bir şekilde pişirip kenara koyacağız arkadaşlar. Yanına isterseniz şalgam suyu, salata, turşu, ne seviyorsanız yanına servis edebilirsiniz arkadaşlar. Bütün bazlamalarımızı bu şekilde açıp pişiriyoruz arkadaşlar. Hamuru dinlendiği için gerçekten çok güzel pişiyorlar arkadaşlar. Sizin de hamurunuzu yoğurup bir köşede bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaptığınız zaman lezzeti, tadı daha da başka oluyor. Çok güzel yumuşacık oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi servis zamanı. Şimdi pişirdiğimiz bazlamalarımız ve aldığımız lavaşla birlikte servisimize geçebiliriz. Böyle içine doldurup, istediğiniz kadar doldurup içine salata, isterseniz yanında da kaşıkla da yiyebilirsiniz. Ben böyle dürüm olması için biraz da içine ekledim. Yanına şalgam ve turşuluk biberlerden koydum.
Evet, böyle bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten dışarıdan yediğiniz tantunileri artık belki de artık hiç yemeyeceksiniz. Çünkü hem kolay hem de lezzetli. %100 daha fazla. Bu şekilde sevip bence artık ondan sonra kesinlikle mecbur kalmazsanız dışarıda yemeyeceksiniz arkadaşlar. Çok şahane bir lezzeti var. Bu şekilde lavaşlarımızı sarıp servisimizi tamamlıyoruz. Şimdi artık yemeğe hazır bir hale geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde sarıp servis ettiğimiz zaman somun ekmek olmadığı için üzerimize yağ damlama riski var. O yüzden ben buzdolabı poşetine koyup servis ettim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sonunda göstereceğim size arkadaşlar. Kanalı videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.